Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimiz basit bir metal dedektörü. Arkadaşlar bu dedektör oldukça basit ama çok ciddi bir kararlılıkla çalışan bir cihazdır. Yani bu deneysel değil, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz de. Şimdi malzemelerimize bakalım. Evet arkadaşlar. Plaketimizi her zamanki gibi hazırladım, çizdim. Zaten bunları sizinle paylaşıyorum. Tekrar söylememe de çok gerek yok aslında. Bu devrede kullanılan malzemelerimiz 3 tane kondansatör, 1 tane trim pot, 2 tane transistör, BC547 her yerde bulunur. 1 tane 2.2 kilo ohm direnç. 1 tane buzzer, ama bu buzzer'ın bir özelliği var arkadaşlar. Bu buzzer elektronik buzzer'dır. Bazı piyasadaki buzzer'lar sadece hoparlör gibi davranır. Ses verirseniz cızırtı çıkarır. Buna sadece elektrik vermeniz yetiyor arkadaşlar. Bunda üzerine zaten artı ve eksi vardır. Artı ve eksi 5 volt 6 volt verince bundan bip diye ses duyarsınız arkadaşlar. O buzzer'dan alacaksınız. Bu çok önemli, yoksa devreniz çalışmayacaktır. Evet, bu da arama bobinimiz. Arkadaşlar bu bobinimiz çok basit. Herkesin korktuğu şeydir aslında bobin sarmak, ama bobinimiz çok basit. Bobinde 3 tane çıkış var. Birincisi sargı başlangıcıdır. 20 tur çevirirseniz çıkış alırsınız buradan. Aynı şekilde tekrar geri döner, aynı yöne doğru 20 tur çevirirsiniz, buradan alırsınız. Yani burada 2 tane birbirinden bağımsız sargı var. Ama burada bir ortak uç yaptık. Sadece bu arkadaşlar. 0.30 mm ile 0.50 mm arasındaki bütün bobin tellerinden yapabilirsiniz. İç çap 10 cm ile 12 cm olabilir arkadaşlar. O şekilde saracaksınız. Üst üste sarmanızda, yamuk sarmanızda herhangi bir sıkıntı yoktur. Hadi montaja geçelim. Evet arkadaşlar, bağlantımız bu şekildedir. Zaten plakette de aynı şekilde yaptım. Bobinin herhangi bir tek ucu bir tarafa, ortak uç ortaya, diğer ucu da diğer tarafa bağlayacağız. Arkadaşlar buzzer'ın artısına ve eksisine dikkat edeceksiniz. Ben şemada ve yerleştirme planında hangisi artı hangisi eksi olduğunu gösterdim zaten. Orada problem yok. Evet arkadaşlar, bağlantımız bu kadar. Şimdi deneyelim.
Evet arkadaşlar, cihaza elektrik vereceğiz. Muhtemelen metali görmeden ötecektir. Evet, dediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar, burada bir trim potumuz vardı. Bu trim potu çeviriyoruz. Fark etmedi. Diğer tarafa çeviriyoruz. Evet. Ses büyük ölçüde kapandı. Evet arkadaşlar. Şimdi bir metal yaklaştıralım. Evet, biraz daha ayar yapmamız gerekiyor. Evet. Biraz daha. Başka bir metal getirelim. Mesela bir bakır bant getirelim. Makas getirelim. Pil getirelim. Başka ne olabilir? Başka bir bobin getirelim. Yok, bobini algılamadı arkadaşlar. Yani metal olan her şeyi aşağı yukarı 10 santimetreden 5 santimetreden algılayacaktır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu devrenin basitçe çalışma mantığına geçersek, teknik detay fazla vermeyeceğim kafanızı karıştırmamak için. Şimdi burada bir transistörümüz var arkadaşlar. Bu osilasyon transistörüdür. Buradaki bobin, kondansatör ve dirençlerden doğan bir osilasyon vardır. Belirli bir frekansı vardır. Bu osilasyon bir çınlama, insan kulağının duymayacağı bir çınlama yaratır. Bu ikinci bobin de birinci bobine bağlı ortak ucuyla birlikte geri dönüş sağlayarak bu çınlamaya karşılık belirli bir çınlama üretir arkadaşlar. Bu çınlamaları, bu frekansları insansız kulağı duymaz. Şimdi buradaki transistörümüz diğer ses çıkaracak, yani buzzer çalışacak transistörümüze bağlıdır. Direkt çıkışı orayı sürecektir. Devreye ilk elektrik verdiğimizde buzzer'dan ses çıkması bu osilasyonun dengesizliğinden oluyordu. O dengesizliği de dengeye dönüştüren parçamız bu. Oradaki voltajı düşürerek denge sağladık ve transistörümüz sessizliğe büründü. Buradan hiçbir ses çıkmadı. Buradaki frekans neyse buradaki frekans da aynı olduğu için bu sessiz olarak kaldı o potansiyometreyi çevirince. Ama biz bu bobinin etrafına yakın bir yerine metal olan bir şey yaklaştırdığımız zaman bu bobinden yayılan frekans metale çarpacağı için dengesizleşecek ve artık sükunet voltajı, sükunet frekansı değişeceği için bu buzzer kendi kendine ses vermeye başlayacak. Metali ne kadar fazla yaklaştırırsak o kadar fazla ses verecektir. Metali uzaklaştırdığımızda sükunet eski haline gelecek. Burayla buranın empedansı 1 olacak ve sessizlik tekrardan hakim olacaktır arkadaşlar. En basit anlatabileceğim mantık budur. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Bu devreyi nerede kullanırız, niye bu kadar yakın derseniz bu basit bir devredir arkadaşlar. Daha uzak mesafeden çekenler biraz daha mühendislik ister. Bizim onlarla çok bir işimiz yok. Ama kullanılacağı alanlar vardır. Bunu mesela üst arama, yani vücut arama dedektörü olarak kullanabilirsiniz. Onlar yakından çeker. Bunun haricinde kumsallarda kullanabilirsiniz. Bu aralar çok meşhur. YouTube'da bayağı bir videosu da var. Kumsalda işte düşürülmüş yüzük, bozuk para falan filan arayanlar var. O şekilde güzelce kutularsanız orada kullanabilirsiniz. Yaparım diyorsanız su geçirmez bir muhafaza halinde suyun hafif diplerinde de arayabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani küçük metallere de duyarlıdır. Bobini daha hassaslaştırıp daha uzak mesafeden çalışır hale getirebilirsiniz. Ama yani bu 20 santimetreye geçmeyecekler arkadaşlar bu devre için. Onu baştan söyleyeyim. Onun haricinde yani piyasada olup da en basit olup da en
güzel çalışan devre budur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.